كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Arkadaşlar bak bunlar, bir daha söylüyorum, biz burada namaz kılın, abdest alın, ölüm var, cehennem var, ulan yanacaksınız, biteceksiniz, dümdüz gideriz, eyvallah, bunları konuşmamız lazım. Ama bunlar da faydalı bilgiler, bunları da konuşacağız. Evet. Bak şimdi. Önlenemeyen hıçkırıktan kurtulmak için. Bu oluyor mu sizde de bazen? Hıçkırık. He? Lan kim ile de... Arkadaş ne yapıyorsun fok balığı gibi. Abi bazıları hakikaten böyle şey oluyor artık. Adamı böyle vurup öldüresin geliyor, lan mübarek ne yapıyorsun sen? Bak şimdi bunu iyi dinleyin burayı. Önlemeyen hıçkırık için diyor, kurtulmak için bir çay kaşığı şeker yeterlidir. Adam hıçkırmıyor, durmuyor mu hemen bir evdesin, ne bileyim ya da işinde olabilir, işinde illaki çay vardır, şey şeker vardır. Bir çay kaşığı şeker diyor, önlenemeyen hıçkırığı Allah'ın izniyle kesip atıyor. İlaç içerken olur kardeşim, belki denk gelirsin o anda, ona denk gelirsin, o vardır elinizde, dolapta o vardır ya da ne bileyim hazırda o vardır. Greyfurt suyu içmek diyor zehirlenmelere sebep olur ilaç içerken. Yatağa girmeden önce bir kaşık üzüm pekmezi tüketmek diyor kabızlığa iyi gelir. Üzüm pekmezi bir kaşık. Allah Celle Celaluhu'nu izle. Arkadaşlar kabızlık zordur ha. Bak bu işin şakası yok. Bir adam bundan kurtulmak için bütün servetini verir. Vallahi verir. Çünkü yapamazsan bittin. Bittin abicim. Gerçekten bak bu işin şakası yok. Allah Celle Celaluhu bize bu nimetleri vermiş. Sağlık nimettir. Bunların hepsi nimettir. Ama bu nimetleri nerede, nasıl, ne zaman kullanacağımızı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Dümdüz bodozlama gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi yatmakla alakalı. Bak şimdi. Sırt üstü yatmak zararlıdır. Sırt üstü yatmak. Nezle, verem, sinir ağrıları, felç ve bel ağrılarına sebep olur diyor. Sırt üstü yatmak. Duydunuz mu arkadaşlar zararını? Bir daha söylüyorum. Sırt üstü yatmak. Nezle, verem, sinir ağrıları, felç ve bel ağrılarına sebep olur. Yüz üstü yatmak zararlıdır. Boyunda ve omurgada ağrı yapar. İç organlara zarar verir. Sağ tarafa yatmak nedir? Sünnettir. Ayette geçer, ayette. Ayette ne diye geçer? Onlar ayakta otururken ve yanları üzerine uzanırken Allah'ı zikrederler. Ayet. Ya. Yanları üzerine. Sağ tarafa yatmak boyun ve bel sağlığı için en faydalı yatma şeklidir. Bizimkiler nasıl yatıyor? Kollar böyle. Ayaklar zaten Allah selamet versin. Bacağın bir tanesini bulursan hep başına koy. Yorgan bacağına dolanmış. Lan nasıl yatıyorum mübarek adam. Tebrik ederim ben öyle yatanları gerçekten. Bak şimdi. Evet. Geldik bizim cemaati en alakadar eden meseleye. 8 bardak suyu bir leğene doldurup içine 2 çorba kaşığı sirke koyun. Bunu her gün 20 dakika boyunca yapın. Bu şekilde ayaklarınızı bu leğende tutmak ayak kokusunu engelleyecektir. Hadi gözünüz aydın. Hadi bakalım hepimizin gözü aydın derim. Mübarekler yapın. Ayak kokusu hakikaten kötü bir şey. İnsan rahatsız ediyor ya. Ya hele bir tanesi var, neyse ismini vermeyeyim, mübarek ya diyecektim. Babacığım şu, al çöpe at dedim. Vallahi dedim çöpe at ya. Vallahi çöpe at yani düşün. O derece be kardeşim, bu nedir ya? Lan içine böcek girse böcek ölür, ters döner ya. Hakikaten nasıl bir ayağın var lan, nasıl bir insansın sen? Yemin ediyorum ya, içine yılan girse, kobra girse ölür ya. Kobra mobra hikaye yani. Hani deseler dünyanın en zehirli hayvanları falan var, belgesel var. Yok abi. Ayakkabı Afrika'nın ortasına koy, Afrika çöl olur komple. Nasıl bir ayaksa mübarek adam. Tövbe estağfurullah. Ve terlemeyi engelliyor. Şimdi bazılarının ayakları çok terliyor. Hakikaten, çünkü terlemede nem yapıyor. Bu sefer mantar yapar arkadaşlar.
Bu şekilde her gün yapın, 20 dakika bir şey değil be kardeşim. Akşam işten geldiği zaman bileğine 8 bardak su koy, 2 bardak sirke koy. 20 dakika koy, bir şey olmaz, ölmezsin. Siz bilirsiniz, ben sadece söylüyorum. Limonu arkadaşlar ayak altına sürmek gribal enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına iyi geliyor. Arkadaşlar limonu alıyorsunuz, ikiye bölüyorsunuz. Üstüne biraz kaya tuzu ya da deniz tuzu da koyarsanız daha iyi olur. Bu şekilde ayağın altına bağla, gribal enfeksiyonlara, bu tarz hastalıklara birebir iyi geliyor. İyileşmenin en kolay yolları. Evet, geldik hepimizin, çoğumuzun diyeyim daha doğrusu, en çok sıkıntı, benim defalarca söylediğim ama anlatamadığım mevzuya. Dar kıyafetler giymek vücut için, vücut sağlığı için aşırı şekilde zararlıdır. Bak şimdi. Giysilerin vücuda yakın olması nem oranını arttırıyor. Nem. Dar kıyafetler genital bölgelerde mantar ve bakterilerin çoğalmasına sebep olur. Arkadaşlar bu işin şakası yok. Daracık giyiyorlar. Arkadaş erkekler, kadınlar, Allah 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 ya Rabbel Alemin. İslam'a zaten aykırı. Onu konuşmuyoruz. O küllün harama giriyor zaten. Vücut hatlarının belli olması haram. Erkek için de haram. Öyle merak etmeyin yani. Biz herkes, sana da haram. Vücut hatları erkeğin de belli olmayacak. Daracık kotu giyiyorsun. Al sana cevap. Ne diyor? Genital bölgelerde mantar ve bakterilerin çoğalmasına sebep olur. Mantar ve bakteri. Sizce sağlıklı bir şey mi? Hem mantar ve bakteri. Mantar dedim, bakkaldaki kültür mantarı değil arkadaş. İnsana zarar veren mantarlar var. Ve çoğalmasına sebep olur. Kötü koku ve maya enfeksiyonları gibi hastalıklara sebep oluyor. Enfeksiyon hastalıklarına sebep olur arkadaşlar. Ondan sonra niye çocuğum olmuyor? Ondan sonra niye böyle bir şey? Arkadaş, erkekliğe de etkisi var bunun, haberiniz var mı? İnsanın bununla ayıp bir şey yok. Döllenmeyi yavaşlatıyor. Gencecik adamsın ya. Ondan sonra mesaj atıyor. Hocam çocuğum olmuyormuş. Aa, sana sebep. Daracık giyinme. Bol giy sünnettir. Niye erkekler bol giyiyor? Sünnettir. Hem avret mahalin belli olmuyor. Ayrıca sağlık için arkadaşlar. Bak deminden beri söz, hepsi sağlık için. Başka bir şey için değil. Kulak temizlerken kulak çubuğu kullanmak çok zararlı. Adam buradan soktu, beyne kadar gidiyor ya arkadaş. Ne yapıyorsun ya? Zararlı. Niye biliyor musun arkadaşlar? Çünkü kulakta burada şeyler var. O sarı su var. O niye var biliyor musunuz? Ya Allah Celle Celle her şeyde bir hikmet veriyor be. O zehirlidir. O kulaktan akan sarı su var ya, zehirlidir. Kulağına herhangi bir böcek ya da sinek ya da ona benzer bir şey girse o hayvan onun tadına zaman çıkıyor, kaçıyor. Niye? Oradan girerse beyne kadar gider. Gördün mü Allah'ın hikmetini? Ama sen kulak çubuğuyla böyle karıştırırsan buradaki o kulak kiri denen şeyi sen içeri itiyorsun. İçeri itiyorsun. O zaman bir faydası var mı? Yok. Evet. Bak ne diyor? Kulak kiri kulak kanalına itilir. Bu şekilde insana zarar verir. Temiz bir havlu ile nazikçe temizlemek yeterlidir. Al kardeşim bir sen sel bak, şöyle kulağını şöyle bir şekilde yapıştır, şöyle bir şeyler yap, temizle. Temizlenir, merak etme. Ha, akarsa da günlük zaten abdest alıyorsun kardeşim. Bunlar ne işe yarıyor bunlar? Bunlar ne işe yarıyor? Kulağını temizliyor da al sana kulak temizleme, kulak çubuğu. Uzun süre duşta kalmak. Bizimkiler zaten İngiltere prensi ya hepsi. Utanmasa küvete yatacak, yanında Röntgen Şambur'la Küba Prosu. Bir saat banyo yapılır mı arkadaş ya? Bir saat hastalık haline geliyor bazı. Bak arkadaşlar, bu banyo işi belli bir şey sonra hastalık haline geliyor. Duştan çıkamıyor adam. Duştan çıkamıyor. Bak şimdi. Uzun süre duşta kalmak kaşıntı ve kızarıklık yapar. Cildi yıpratır. Kendine zarar veriyorsun kardeşim. Bunun başka lamı cimi yok. En ideal süre diyor 10 dakikadır. Yani uzun süre duşta kalmak temiz olmanıza sebep olmaz. Aksine diyor cildinizi mahveder. Size zarar verir. Sağlığınızla oynarsınız. Oluyor kardeşim. Bazen böyle
İşte uzun süre suyla temasını eller nasıl oluyor arkadaşlar? Kırış kırış değil mi? Zararlı. Uyuşma yapıyor belli bir şeyden sonra. E sen fok balığı gibi sudan çıkmıyorsun. Küvette yüzüyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Fiskeyi yukarıdan açıyorsun, altında dans ediyor adam. Ne yapıyorsun lan?